Merhabalar, doğal sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlama konusuyla yine birlikteyiz. 2. ve 3. sınıfta öğrendiğiniz bir bilgiyi hatırlayalım. 63 gibi iki basamaklı bir sayımız olsun. Bu sayının birler basamağında bulunan sayıya bakarak o sayının hangi onluğa daha yakın olduğunu söyleyebilmeyi öğrenmiştik. Birler basamağına bakıyorduk, 3 ne tarafa daha yakın ona göre yuvarlama yapıyorduk. Arkadaşlar, 3'e baktığımızda 60'a daha yakın olduğu için bu 63 sayısını 60'a yuvarlıyorduk. İki basamaklı sayılar hangi onluğa daha yakın olduklarını bulmak için birler basamağında rakama bakıyoruz. 63 sayısında birler basamağına baktığımızda 3 var. Onlar basamağında 6 var. 3, Birler basamağındaki 3 rakamı var. Birler basamağında 5'ten küçük rakamların bulunduğu sayılar önceki onluğa yani 60'a daha yakındırlar. Bu nedenle birler basamağındaki aşağıdaki gibi ise hemen bir, bir sayı 1'den 10'a kadar sayı doğrusu yapalım. 1, 2, 3, 4 rakamları önceki sayılara yakın olduğu için bunu önceki onluğa yuvarlıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9 sayıları sonraki onluğa daha yakın olduğu için bunu sonraki onluğa yuvarlıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarını sonraki sayılara daha yakın olduğu için oraya yuvarlıyoruz. Evet, 60 ile 70 arasında onluk, onluk, 63, 60'a daha yakın olduğu için birler basamağına bakıyoruz. 3, 60'a daha yakın olduğu için ve Birler basamağındaki rakam 5'ten küçük olduğu için 70'e değil 60 sayısına yuvarlanır. Çünkü 63 sayısı 60'a daha yakın, 70'e ise çok daha uzaktır. Arkadaşlar, ağaç 17 sayısının üstünde duruyor. Acaba hangi onluğa daha yakındır? Baktığımızda arkadaşlar 20'ye daha yakındır. O halde biz 17 sayısını 20'ye yuvarlıyoruz. Etikette yazılı olan rakam hangi onluğa daha yakındır? Hemen birler basamağına baktığımızda 6'yı görüyoruz. O halde 5, 6, 7, 8, 9 olduğunda bir sonraki onluğa tamamlıyorduk. Yani 76 sayısını 80'e yuvarlıyoruz. Bu yıl 4. sınıf oldunuz. Artık sıra, e, sıra verilen sayıları en yakın 100 diye yuvarlamayı öğrenmeye sıra geldi. Yuvarlama yapmanın kuralını öğrenirseniz hepiniz daha kolay yapabileceksiniz. Hazır mıyız? Şimdi bir soru soralım. Doğal sayıları neden yuvarlayarak söyleriz? Cevabımız daha kolay işlem yapmak için. Kural sayının onlar basamağındaki rakama bakacağız. 5 Beş ve 5'ten büyük ise yüzler basamağındaki bir arttırırız. Onlar ve birler basamağındaki 0 yazarak yüzde yuvarlamış oluruz. Örnek baktığımızda onlar basamağındaki rakam 5 beş ve 5'ten büyük. O halde yüzler basamağındakine bakıyoruz. Onlar basamağındaki rakamımız 5'ten büyük. Yüzler basamağını 3'tü, 4 yapıyoruz. Onlar ve birler basamağındaki rakamın yerine 0 yazıyoruz. Sayımızın onlar basamağındaki rakam 5'ti. Yüzlüğü 1 arttır, arttırdık, 4 oldu. Onluk ve birliği 0 yazarak yüzlüğe yuvarlamış olduk. Yani 5400 oldu sayımız. Kural sayının onlar basamağındaki rakama bakıyoruz. Rakam 5 ve 5'ten büyükse yüzler basamağındakini 1 arttırıyoruz. Onlar ve birler basamağındakini 0 yazarak yüzdeye yuvarlamış oluyoruz. Bakıyoruz onlar basamağındaki rakamımız kaç? 8. 5 ve 5'ten büyük olduğu için ne yapacağız? Hemen onlar basamağındaki sayıya baktığımızda büyük olduğu için 4'ün yerine Yüzler basamağındaki sayıyı bir arttırıyoruz. Onlar ve birler basamağındaki rakamın yerine sıfır yazıyoruz. Sayımızın onlar basamağındaki rakam sekizdir. Yüzlüğü bir arttırdık. Dörttü beş yaptık. Onluk ve birliğine sıfır yazarak yüzlüğe yuvarlamış olduk. Sayının onlar basamağındaki rakama bakarız. Beşten küçük ise yüzler basamağındaki değiştirilmez. Onlar ve birler basamağındaki sıfır... Basamağına sıfır yazarak yüzdeye yuvarlamış oluruz. Baktığımızda arkadaşlar 9.436 sayısının onlar basamağına baktığımızda 3. 5'ten küçük. Ne yapacağız? Hemen onlar ve birler basamağına sıfır yazarak sayımızı 9.400'e yuvarlıyoruz. Sayımızın onlar basamağındaki rakam 3'tür. Yüzlüğü değiştirmiyoruz. Onluk ve birliğe sıfır yazarak yüzlüğe yuvarlamış oluyoruz. Örnek. Uludağ'ın yüksekliği 5543 metredir. Uludağ'ın yüksekliğini en yakın yüzdeye yuvarlarsak hangi sayıyı buluruz? Arkadaşlar hemen onlar basamağındaki rakama baktığımızda 4. 5'ten küçük olduğu için onlar ve birler basamağına 0 yazarsak yuvarlanmış hali 5500 olur. Örnek: 2586 sayısı en yakın yüzlüğe yuvarla, yuvarlanınca sayı kaç olur? 2586 sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanınca sayı kaç olur? Hemen çözelim. Arkadaşlar, onlar basamağına onlar basamağına bakıyoruz. Sayımız 5'ten büyük. O halde ne yapıyorduk? Yüzler basamağını 1 arttırıyorduk. 6 onlar ve birlere 0 yazıyorduk. O halde baktığımızda cevabımız 2600 olacaktır. Yani B şıkkı. En yakın yüzlüğe yuvarladım. 3400'ü buldum. Acaba yuvarladığım sayı hangisi olabilir? Arkadaşlar bu sayıyı yuvarlayalım. Baktığımızda onlar basamağında 6 var. Burayı 3'e tamamlıyor. 3'e art, 1 arttırıyoruz. Buraya 00 yazıyoruz. 3300, 3400 olmadı. Bakıyoruz onlar basamağında 9 var. O halde ne olacak? Burayı bir arttırıyoruz. 0 0 yazıyoruz. Bakıyoruz 3400 oldu. Cevabımız B. Diğerlerini de yuvarlayalım. Onlar basamağında 5 var. O halde burayı bir arttırıyoruz. 0 0 yazıyoruz. Burası 3500 oldu. Onlar basamağında 7 var. Ne yapıyoruz? Yüzler basamağını bir arttırıyoruz. 5 oldu. Buraya 0 0 yazıyoruz. 3500 oldu. Bize 3400'ü sorduğu için cevabımız B şıkkı. 928 ile 372 sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlanırsa aralarındaki fark kaç olur diyor sorumuzda. Hemen yüzlüğe yuvarlamada onlar basamağındaki sayıya bakıyorduk. Onlar basamağındaki 5 ve 5'ten büyükse yukarıya yuvarlıyorduk. 5'ten 5 ve 5'ten küçükse aşağıya yuvarlıyorduk. Bakıyoruz. 2 5'ten küçük olduğu için aşağıya yuvarlayacağız. Yani 900 372'de onlar basamağındaki sayıya baktığımızda 5'ten büyük ise yukarıya yuvarlıyorduk. Yani 400. Farkını istiyor bizden. 900 ile 400'ü çıkardığımızda 9'dan 4 çıktı 5. Cevabımız 500 olur. En yakın yüzdeye yuvarlanınca 2400 olan sayı hangisidir? Hemen yapalım. Şıkları tek tek yapmak zorundayız. Yine onlar basamağındaki sayıya bakıyoruz. 5 ve 5'ten büyükse Hemen yüzler basamağını bir arttırıyorduk. O halde ne olur bu? 2400. Onlar basamağındaki rakama bakıyoruz. 5'ten küçük. O halde e, onlar ve birler basamağına 0 yazıyoruz. Yani 2300. Onlar basamağına baktığımızda 5'ten büyük. O halde ne yapıyoruz? Bir yukarıya yuvarlıyoruz. Yüzler basamağını bir arttırıyoruz. 2500. Yine onlar basamağına baktığımızda 9 var. Büyük o halde yukarıya yuvarlıyoruz. 2500. Bize 2400'ü sorduğu için cevabımız A şıkkı oluyor. Hemen tabloya göre A yerine hangi sayı gelemez diyor. Arkadaşlar baktığımızda sayımız üste yuvarlanmış. Üste yuvarlanmış da onlar basamağında 5 6, 7, 8, 9 olabilir. Baktığımızda 5 olabilir, 7 olabilir, 9 olabilir. 3 olsaydı aşağıya doğru yuvarlanırdı. Hangisi olamaz? 3. Evet, Mıstık Fenci YouTube kanalına ücretsiz abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.